yaptık. Seni seçtik bu göreve. Şimdi Sercan Zurna, Volt Creative ve Baran Kuş artı olarak Niyazi Küçük çok büyük bir olaylara girdi. Kendileri milli araya çıkmış galiba. Ve adamların tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Bunu bir şekilde çözüp ekibi tekrardan bir araya getirmemiz lazım. Yoksa bu ekibin sonu gelecek yavaştan. Ben Twitch'in gardiyanı olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Twitch'in gardiyanıyım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu elemanlar ne yaptı? Ben iyi bak bugün beni yakaladın. Zaten bugün yayını açmayacaktım. Senin yerine gelecek. Güzel. Ne oldu şimdi anlat bakayım bana. Kanka biraz önce Sercan'ı aradım. Şimdi olayı özetliyorum tekrardan arkadaşlar. İyi dinleyin. Sercan nerede olduğunu söylemedi bu arada. Böyle bir burun burun kıvırdı. Sonra ben gittim Niyazi Küçük'ü aradım. Niyazi Küçük kafedeydi. Niyazi Küçük ne olduysa FaceTime benimle konuşmadı ve burun burun kıvırıyordu böyle bir dümende. Yalnız olmadığını düşünüyoruz. Yalnız olmadığını düşünüyoruz. Ki değil de bence. Sonra Volt'u aradım. Volt Sercan'ın evinde çıktı. Sonra kimi aradın lan? Baran Kuş'u aradık bir. Volt Sercan'ın evine çıkmadı. Arkadaşın evindelerdi. Sercan dalardı. He aynen Sercan öyle oldu. Sonra Baran Kuş'u aradık. Baran Kuş takılıyordu öyle bir. Baran Kuş bize bir nasıl derler? Bir yalandan bir dümenden bir şey anlattı işte. Öyle bu olayı bir çözmeye çalışıyoruz. Bu adamlar nerede tam olarak? Konum olarak. Ataşehir'diler. Ve ne yaptılar? Ama ne yaptılar onu bilmiyoruz şimdi. Sayın Yargıç, Eracan Özkenal mal varlığını bana bahşet efendim. Kardeşim, evet. Sana çok büyük bir spoiler, çok büyük bir info vereceğim. Hadi bakalım, güzel, oturuyor. Şimdi beni dikkatlice dinlemeni dinliyorum. İstiyorum. Bu adamlar en son klaba gittikleri sıralarda... Hadi bakalım, son dakika. Azeri, 3 tane kızla birlikte muhabbet sohbet etmişler. Oo. Söylenenlerine göre bana özelden verilen infolara göre Sercan Zurna ve Baran Kuş'un verdiği iki tane güvenilir adamın infosuna göre kızlar inanılmaz derecede şerefli ve namuslu kanka biz bunlarla evlenebiliriz galiba ihtimalini söylediler. Bu yayından şimdi altı veriyorum. Gizli bilgi değildir. Adı üstünde Hobbit Emo'da şahittir. Ulu Orta yayında anlatıldığı için. Ha tamam okey. Bunlar Sercan'ın yayında konuşulmuş. Tamam Sercan'ın yayında konuşulmuş bunlar. Ama gizli easter egg bir yayın. Yani şöyle söyleyeyim. Senin 15-16K bandındayken raid atıp belirli bir kesimin uyuduğu yayının bandına yapmış bir yayındır. Tamam. 500 yani, kişiye sabah bilinmeyen sonra. Bir yayın hocam bu. Bilinmeyen tamam. Bir yayın. Nadir kişi biliyordur. Tamam. Ardından dedi ki Sercan Zurna ben dedi Avalon'a gittiğim sırada bu kızlara büyük ihtimalle haber vermeyeceğim dedi. Orada Volt da böyle Volt da dedi ki doping hafızalı kanka falan bilmem ne deyip darladı. Muhabbete göre eğer ki Volt evdeyse ve Sercan Zurna bunu desteklemiyorsa büyük ihtimal diyorum bak. Yani sıklıkla kızlarla buluştular kardeşim. Tamam. Volt bir kızın kucağında uyuyakaldı. En büyük senaryolardan biri. İkinci senaryo Sercan Zurna ile Boren Saurus ortak birinle birlikte muhabbet sohbet ediyorlar ve Baran da başka bir yerde. Sercan Zurna beni başka arıyor Ebom. Çok kısa biliyorum seni. Çok özür dilerim. Alo. Kanka. Efendim? Tuvaletteyim bağırma dur. Ne? Tuvaletteyim dur bağırma. Heh söyle. Kanka aramızdan çıkmasın. Aramızdan çıkmasın yayındayız biliyorsun. Tam işte kapatın. Kızın yanında. Heh söyle. Kızın yanında olup olmadığını. Kızı ne? Yemeğe çıkaracağım. Yemeğe çıkaracağım. Aaaaaa! Duydun mu beni? Alo. Alo! Yemeğe çıkacak mısınız yemeğe? He? Ne oldu? Ses gidiyor mu? Sen osurdun mu arada? Anını sikeyim senin ben. Ulan var ya bu yayını izliyor muydun bu arada? İzlemiyorum. Dur sikeceğim ben yine. Söyle. Ama kızdan çıkarıyorum. He? Anlat bizi. Sakin ol. He. Kanka tuvaletteyim. Tamam. Kızı yemeğe çıkaracağım. Tamam. Bana acil para yollaman lazım. Para yollamam lazım. Ya sik amına kodum onu oğlum ben sana. Kanka yaklaştın sana. Ne dedim? Kulaklığı mikrofon. Kanka bir. Goril Faruk sana gelsin oğlum. Kaç para lazım? 5000 at. Nereye gidiyorsunuz? Anasını sikleyeyim. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ama şey kabile mi tuttunuz amına koyayım? Kaç tane sevgilin var senin ya? Şaka yapma. Tamam şaka yap. Gönder. Tamam gönder İvan'ı da atacağım.
Ama geri 7000 olarak alırım. 2,5 kat. Bir tane bir şey. Ne diyor? Ne diyorsun oğlum? Sen niye şey gibi konuşuyorsun bu TikTok yayınlarındaki gibi ya? Ya bunun sesi bana niye Abdullah Gül gibi geliyor ya? Tamam sus, İvan'ını gönder. Harbi lazım değil mi sana bak? Piştik yapmayın bak. 1000 at yeter. Ha 1000 atayım yeter mi? Orospu şey döner, tavuk döner mi yedireceksin? Oğlum tamam 5000 atayım siktirin gidin güzel bir yere götür. Sen ciddi mi düşünüyorsun lan? Ciddi mi düşünüyorsun? Ciddi düşünüyorum. Bakacağım işte. Bakacağım işte. Hesabı bağlı. Ekonomikse evet. Tamam ne? Kanka bak ben hesabı yapıyoruz, ciddi düşünürüm. Tamam bana ne kadar istedin yaz, ben atarım onu. Hadi. Tamam hadi. Tamam okuyorum. Hadi. Param yattı daha iyisin. He? Bakacağız göreceğiz. Ne? Aramızdan çıkmasın. Tamam çıkmaz. Tamam. Tamam hadi. Hadi öpüyorum. Tamam dur. Hadi bay bay. Şimdi Ebo ben gidip Baran'ı arıyorum. Dediğim çıktı mı? Çıktı. Dediğim çıktı mı doğru. Çıkmadı mı? Adam yemeğe falan geliyor. Ebo güzel. Çok Ebo Nibon güzel bir daha büyük bir spoiler verdi. Veriyorum gelsin. Hocam. Çok daha büyük bir spoiler veriyorum. Bakacağız. Buna dikkat etmeni istiyorum. Gönder. Arkadaşlarımız fark etmediğim bir şey yaptı az önce. Hadi bakalım. Arkadaşlarımız karı kız ortamını tercih etti. Kariyerinden vazgeçti ve şu an bu yayında yoklar. Ve ben aynen öyle. Şimdi ben onların hepsini rezil etmiyor muyum? İyi izle. Şimdi bak kimi arıyorum. Hepsini sen kimi alamıyor muyuz? Bak şimdi Baran'ı arıyorum. Ebo sen de şey ara, Bone'yi ara, 5000 lira falan borç istedi Sercan falan de. Alo Baran. Efendim. Sercan 5000 lira borç istedi bizden, haberiniz olsun. Eğer biz sizde bir yemeğe falan götürürse ben verdim parayı, tamam? Tamam. Haberiniz olsun. Tamam bunu yayın böyle ortalama falan. Eğer bir yerde buluşursanız da söyleyin bunu. Tamam. Her yer... Alo Bone bir şey söyleyeceğim. Duvarlara ya bende yoktu, ben şey yapamadım da. Kapattım Sercan'a ama. 5000 lira borç atabilir misin yavrum? Bende şu an... Dur dur böyle bir şey. Bilmiyor. Bana söyler, bana info verir. Dur yayında tamam, olsun söyle. Tamam. Tamam. O zaman yayındayız şu an, tamam mı? Sosyal deneydi. Sosyal deneydi. Eğer Cüneskan'ın yayınındaydık, bu bir sosyal deneydi kardeşim. Sen eğer ki müsaitsen orada bana bir an fotoğrafı atsana. Ben hayır. Bende diğer taraf. Oo tamamdır, teşekkür ederim. Bu info bile benim için o yeterli. O zaman teşekkür ben şimdi... Tamam ben şimdi... Bende yok, bende yok, diğer taraftalar dedi. Ben... I am the winner. Tamam dur. I am the winner. Amına koydum. Volta. Şimdi ben çok şeyim ya. Şimdi ben birine çok şeyim, ananı sikeyim ya. Şimdi ben birini arayıp bunları rezil etmemiz lazım ama bunlar kızlara gitmemesi lazım. Nasıl rezil ederiz bunları? Çocuklar şimdi kızlar rezil olmasın. Sercan çete Feride'nin numarası var mı sende yazıyor? Bende yok amına koyayım. Baran'ı dur Baran'ı arayalım bir daha. Yok Baran'ı aramayalım. Kimi arayalım? İtopya Yılmaz abi arayayım mı? Bendem yok, diğer tarafta var. Oğlum ya bu yayın ne oldu kanka? Nereye gitti bu yayın ya? Merak etme kardeşim, biz buralardayız. Bak komitemon burada, ben buradayım. Barış YTB burada değil mi? Dur, kendini sikti mi piçi flamor burada. Arıyorum Volt'u arıyorum. Ben her zaman buradayım oğlum. Volt. Efendim dostum. Kimse beni duymuyor değil mi şu an? Bekle. Bir yere geçin bekle. Tamam bir yere geç. Anası sikim bu nasıl bir ev? Köşk mü burası amına koyayım? Bir yere geçeyim ne demek ya? Alo. Efendim. Ha. Kanka sen de 5000 lira borç var mı? Ben sittiğimde bir şey kanka, alacağım da kas şey açacağım da. Ha? WhatsApp'tan yazdığımı gördün mü? Ne yazdın WhatsApp'tan? Bir bak. Dostum kötü dün dostum. Bende yok ya 2K yeter bana. Dolar bozmayayım. Ara... Lan amına kodum mu çocuklara? Sercan benden 5000 istedi. Sen 2000 istiyorsun. 7000 lira. Nereye gidiyorsunuz amına koyayım siz? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen Sercan'ın 5000 lira istediğini biliyor musun benden? Hayır, tuvalette o. Tamam. 5000 mi istedi senden? Benden 5000 istedi. Tamam, Sercan'a 5 at, biz şey yaparız, kırışırız. Ha siz orada ikiniz jest yapacaktınız ama hani ben ödedim hesabı gibi mi yapacaktınız? Eray bunlar ortaklaşa para koyup da tek spine basacak bu piç kuruları, dikkat et. Ben siz peki bir şey söyleyeceğim. Beni tam olarak evden çıktığı zaman arasanıza mesela, evdeyken benden istemeyin o parayı, tamam? Tamam evden bir çıkın ondan sonra arayın beni. Ben biliyorum sizi. Senin IBAN'ın vardı mı sende? He? Senin IBAN'ın vardı mı sende? Senin IBAN... Lan gerizekalı 5000 adama atıyorum zaten. Sana niye 2000 lira atayım bir daha? Kanka bence bunlar kız falan tavlaları eskorta gidecekler seni parayla. Tamam ver, atıyorum sana. Tamam bekle. Tamam hadi. Hadi ben seviyorum seni. Hadi görüşürüz. Kanka aslında var ya atmayacaksın işte bunlara. Bak bunlar var ya bir şey çeviriyor. Atmayacak kalacaklar da at. Kanka bak bunlar bu Kolpaçino'daki dede vardı ya kanka böyle zamanında işte böyle falan deyip böyle dolandıran var ya kanka. Bu o kanka. Volt bu kardeşim, ona verme.
Tamam, Sercan atsın bana, bana atayım o pezevenge. Kanka biz ne yaşadık amına koyayım ya. Oğlum yemin ederim bizimkiler harbiden yani milli bir araya çıktı ya gerçekten, bak harbi diyorum. Engin Polat'ı arayayım diyeceğim de telefon büyük ihtimalle şu an şeydedir oğlum. Yoktur ki yani. Jaren'i ar- Oğlum Ahmet abiyi niye arıyorum ya? Ahmet abiyi niye arıyorum oğlum? Konu hakkında yorum yapsın. Ahmet abi dur, harbiden bunu Ahmet abi yorumlatabiliriz aslında bu olayı ha. Kanka başımıza dert olur. Başımıza dert olur. Bizim çocukları zor kurtardım kanka. Barış YT'ye bile Alp'i bir harasladı. Bak bir harasladı. Ya. Alp'in götünün deliği içine kaçtı. Bembeyaz kesildi kanka. Ben tehdit ettim ki Ahmet abi. Dedim yarak edeceğim Çetin abi dedim. Odadan çıktıktan sonra dedin. Orasını öldürür seni. Öldürür, öldürür. Öldürür. Davadan yüzünü kaldıramazsın böyle. Bizim fake hesaplardan abi. Arkadaşlar şu an olay Sercan bana Ivan attı bana şimdi. Ben bu adama gönderiyorum. Normalde göndermezdim. Kanka, ama çok şey zor durumda galiba. Hı. 200 lira gönder not olarak da düştü. Peynir, zeytinyağı, orospu çocuğu yazsana 200 lira atıp. Kanka bir şey söyleyeyim. Ben Sercan'a 1000 lira kumar parası diye göndersem bunu yakalarlar mı? Yakalarlar. O zaman ihtimalle. Benimle mi alınlar? Yo, bizim yayın kayıtlarımız var bizim. Doğru, bize bize, şey biz o şaka yapıyoruz olur. Ama bunu alsınlar. Dur 1000 lira. Tamam açıklamaya şey yazıyorum ya. Milli ara yazıyorum açıklamaya. Ama PC'si... ne aradın? Milli ara. Heh. Açıklamaya şey yazsana. Bedava 500 spin kazandığınızı yazsana kanka. Kanka o bana geliyor zaten. Yok ananızı sikiyim mesajı falan geliyor. O çok kötü mesajlar atıyorlar ya. Bak en son ne atmışlar bak. Bana okuyayım. Bayağıdır yazmıyor. Çok kırılıyorum ya. Arap devi den yazmış. Tebrikleri 100 lira nakit deneme hesabınıza yazmış. Uyudun mu yazmış bana. Sonra kayıt olu 250 free spin yazmış. Bu ne amına koyayım ya? Kanka neden uyudun mu yazdın ya sen abi? Ne bileyim kanka anlamadım ki ya. Uyudun mu? Uyumadıysan 500 spin'i denemelisin. Allah Allah. Kahve arayayım mı? Kahve aramalık bir şey yok hocam. Kahve aramalık bir şey yok. Ama bugün Oo, Rubio sevgili saçlı pezevenk ne yapıyor harbiden? O kahve nerelerde? Kanka o da dün gitmiş. Ondan sonra bunu geri göndermişler galiba. Dün yaptın mı lan bunlar piştik miştik? Ne gibi? Yani bir salaklık malaklık bir şeyler yaptın mı lan? Amına koyayım. Kanka Bone en son konsomatris gibi neydi o? Onun gibi geziyordu Bone masa masa. Anlamadım niye öyle geziyordu. He. Kafe kendi halinde eleniyordu. Kafe düzelmiş bu arada öyle. Kapanmadı değil mi? Dönüyor şu an ekran. Alo. Evet. Selamun aleyküm. Açsın mı? Aleyküm tekrardan. Ne oldu amına koyayım yine bir anda? Bu da bak hep böyle yani makara yani. Yayınlarda gidiyor. Oğlum var ya birisi bize kesin kanka bir şey atıyor ya bu. Bak vallahi kanka, diyorum. Bize öfkeliler kardeş. Bize vallahi öfkeliler. Ama kazanacağız bu savaşı. Bu savaşı ya kazanacağız ya kazanacağız. Yapacak hiçbir şey yok bu saatten sonra yarayım. Arkadaşlar. Şimdi bana anlat. Bugünün menüsü ne? Abi bugün vallahi ne yaparız bilmiyorum Ebam. Dün dostlarımız yoktu. Bugün yine bir çıtırdan böyle bir biz bize kaldık yine. Bugün Baran siz nereye gidiyorsunuz bugün? Söylediğim şey okey bence. Kemal'a mı? Evet Kemal abi. Kim yayın açıyor? Kemal abi galiba. Niye açıyor? Sponsorlu geldi. Sponsorluk var. Allah Allah. Ay lan... Yok lan pardon. Jirok seçiyor. Allah Allah. Ya, öyle. Niye açıyor? Anlamadım adam yayın açma sponsorluk alıyor. Harbiden adam yayın açma sponsorluk. Bunu nasıl yapıyor amına koyayım? Bunu evet bunu nasıl yapıyor kanka ya? Bunu şunu kanka, bir çözsek var ya var. Sırtımız yere gelmez. Kanka. Çok büyüdü. Biz çok niye almıyoruz bundan? Sen de şimdi büyüyorsun. Sen de büyüksün. Günün birinde sen de bu hale geleceksin. He ben de mi bıraktım? Şey efendim canım. Olacak. Oğlum seni niye çağırmadılar lan? Kanka ben anlamadım. Beni çağırmadılar bu arada. Eray'ı almaya fiyatları yetmemiştir kanka. Taş nevale büyükçe kanka ondandır. Onu da bil amına kodum barana. Bana da gelmiyor kanka. Bana da gelmiyor. Bize de gelmiyor. Moruk hadi siktir git. Biz öyle parayla alamazsınız her yerde. Uza. Ya siktir git. 1 milyon versinler nasıl gidiyorsun amına? 1 milyonu götümü siktiririm. 1 milyonu götümü siktiririm. Kanka bugün kanka bir playlist parkur yapmadık. Hiç parkur yapmadık. Playlist parkur değil aslında bak. Önce bir balayı deneyelim o. Hero'yu deneyelim. Balayı sonra oynarız oğlum. Tamam oynar. Yani tamam bekle bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle. Valorant, en son Fane ne zaman oynadık? Tamam Valorant oynansın evet. Arkasından güzelinden bir kavgalı küfürlü bir Fane geçilsin. Tamam. Yok Fane ilk başta olsun küfürlü. Tamam. Evet.
Tamam Ebo, devam et. Tamam tamam bak, beni dinle. Valorant atarsan ben... bizim ilerleyen saat oyunu olur ama Ebo. Evet doğru diyor. Tamam bak, o zaman sonlara doğru Valorant'ı koyalım. Tamam. En başta o zaman Fane oynayalım. Tamam. Dediğin gibi Fane olsun. Tamam. Fane'i basındıkça orada bir roleplay yapıyoruz. Tamam. Bir daha GTA 5'te set post çıkarabilmek için TikTok'u orada editler falan bilmem. Tamam o zaman GTA 5'te bugün parkur oynayalım bence böyle bir. Full parkur ama kanka bak, face to face öyle dönmeli çember olmasın. Tamam bence. Face to face olmuyor. 3 map cafe. Tamam face to face map... Tamam. Birini sikiyor bu arada, barandan çıktı ses. Alo. Alo. Baran. Kanka birini sikmesinler benim yayında ya. E ben ama kanka o kadar da samimi olmayalım ama. Alo Baran. Mikrofonu kapattı. Orunu sıkı çocuğu tamam, ne yapıyor? Kanka bunu da bitirdikten sonra Valorant'ımıza giriyoruz. Bak 3 tane tertemiz oyun. Fane, GTA 5, Valorant. Valorant. Doğru diyor abi. Tamam. Adam 10 numara. Adam 10 numara. İstiyorsan... şey yapalım buna. Tamam, ben bugün yayında oynadığım parkurları açayım biz o zaman. Tamam. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bizim GTA 5'te bir tane de oynadığımız mod vardı. Görevler yapıyorduk. Neydi onun ismi? Haste mi? Haste. O siktir. Haste. O zaman parkur yerine Haste amına koyayım. Olur. Kanka bir parkur yapalım. Parkur bir tane. Hey, tamam bekle. Hey, tamam. İki parkur bir tane. İki parkur bir tane. İki parkur bir tane. Haste kankam. Bence Haste yapalım. Hem fazla kalabalık da değiliz. Haste yapalım bence. Kanka bak. İki el parkur yapalım. Bir elde Haste oynayalım. Oğlum o parkurla pes. Dördüncü kim gelecek Haste? Buluruz. Tamam amına kodumu Haste kanka. Tamam Haste, güzel. İnatçı maymun ya. Tamam ondan sonra Valorant. Bugün Ebo iyi kitledik amına koyayım dur. Ne giriyorduk lan, ben karıştım. Fane, GTA, Fane, GTA Haste, Haste, Valorant. Nasıl yine yalan kanka, oldu amına koyayım. Twitch bu arada bana %100 para vermek zor. Ben herkesin yayınında kamera evet, açıyorum, bir de gidiyorum kendi yayınımda. Bana vereceksiniz para Twitch kardeşim. Parayı vereceksin amına. Sana diyorum, bana para vereceksin. Ben mi ver? Ben niye veriyorum kanka? Bak bu Mertcan Bar olay olacak bak, hayır. Vermiyorum ya kanka. Mertcan Bar. Vermiyorum. Ebole bana kimden atalım parası dedi ya, siktir. KCP yayın açtı Insta'da. Bunu yapamazsınız. Bakalım. Bunu yapamazsınız. Evet. Bu şirketi ben kurdum. Bonenin story'si geldi mi vardı, sponsorlu story'si? O nerede? Şar hepsi. Kanka bir dakika bir dakika. UXA uza. Dur. Şuna bir baksanıza bir. Bir ekran ver ama sen de bize de. Vereyim ben de hocam. Ekrandan izleyeyim değil mi? Var boş. Şöyle bir yana attım sizi bir. Kemal'in storylerde kendini ama kasmasına bak. Şimdi bak. Sercan story'de bak. Bir sakin ya. Hepsi burada ile efsane Kasım, efsane marka günleri başlıyor arkadaşlar. Tamam. Selamlar arkadaşlar. Hepsi burada efsane. Oğlum bu nonni nonni ne hareketler yapıyor lan bu? Efsane Kasım geldi çattı. Efsane marka günleri başlıyor. Biz de birazdan canlı yayındayız. Hepsi burada üzerinden, uygulama üzerinden canlı yayını izleyebilirsiniz. Size bu canlı yayında 25 bin liralık kod hazırladık. Arkadaşlar, Cuma günü de ben de size bir adet PC hediyesi vereceğim. Haberiniz olsun. Eğer burada sponsorlukları şey yapıyorsak. Haberiniz olsun, onu da söyleyeyim yani. Şimdi bedavadan ben reklam şey yaptım. Hiçbir şey vermiyorum, evet abi. Bedava. Hobbit kamera aç. Evet. Dur. Sercan'ın storiesi ne var? Eski günlerdeki gibi hadi. Ah lan. Hadi lan. Ne ah lan, gerizekalı. Hep beraberdik zaten. Niye ağlıyorsun? Harbi amına koyayım. Niye ağlıyorsun ya? Emin sen ne var ya? Sercan niye böyle bir şey paylaşmış ya? Oh şişkom obezim. Hoş geldin kardeşim benim. He ekranlar bu. Ekranlar lan bize de. Bugün günü kurtardık diye. Hey imparator. İmparator. Evet, kanka arkadaşlar, bu Kubilay en son hesap kurtardığında böyle storylerinde paylaştırıyor. Bunun gibi bir olay mı kanka? Böyle ama o zaman beni de paylaşsınlar kanka. Ben donate atayım, paylaştırsınlar beni de. Vallahi billahi. Emir'im ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Görüşemiyoruz adam akıllı şu aralar. Dün beraberdik. Orospu ya dün beraber gidip ya, amana koyayım emekli gibi bankaya para çekmeye gittin amana koyayım ya. Ben kahvaltı tamam. Sen buyurun hocam gidebilirsin. Ne olayı ne? Sen bankadakileri trolledin. Gittin. Kağıt alma yerini Rus yaptın. Orası çocukları kimse kağıt alamadı senin yüzünden. Kanka onu anlatmamıştım. Dedim beni linçlerler falan diye. Sen ya abicim, amına abicim ben gittim o zilas şeyini Rus yaptım. Tamam bir tane adam geldi. Ben normalde dedelerin orada zorlanacağını düşündüm. Adam geldi. Bu nasıl yapılıyor amına koyayım falan dedi. Güvenliği böyle filan çağırdı. Bir olay oldu. Toplandılar orada. Bir anlık bir olay oldu orada. Ondan sonra geçti ama yani. O makara ya o. Bir şey olmaz ki ondan. Değil mi? Geri Türkçe yapamadılar. Orada
Hayır bir de orada Türkçe tuşu da var amına koyayım. Hani bastı olacak da basamadı, ona basamadı ya. İşte bunlar sana hep günah olarak yazılıyor. Aleykümselam. Abi niye günah olsun ya? Ya sen niye yaşlılarla uğraşıyorsun? Bırak. Abicim çünkü ben şey gibi ya. Birinin porno yıldızı gibi yaşlı geliyor, kalkıyorum tamam mı saygıdan böyle otursunlar diye. Yaşlı otur amına koyayım falan yapıyor böyle. Ya babacığım otur işte. Bir tane teyze glitch yaptı. Onu nasıl yaptı bilmiyorum. Bir tane teyze hile yaptı orada. Orada çok kötü bir hile yaptı. Sırasını aldı direkt vezneye gitti amına koyayım. Onu nasıl yaptı ya? Ya harbi sen onu nasıl yapıyorlar ya? Teyze aldı amına koyayım banka sırasında. Geldi oraya gitti TC'sini yazdı, TC'si direkt koştu amına koyayım oraya. Onlar kesin VIP üye ya. Vallahi bile. Tam 65 olduğu için VIP mi oluyor? Bir de babacığım biz niye sorma sahiptir Ziraat Bankası'na gidip emekli gibi para çektik kanka? Ben bunu en son 2000 aleykümselam 2010'da babam gidiyordu amına koyayım para çekmeye ya benim. 14 milyon takipçim var. Evet abi. Evet abi. Dayı selam aleyküm. Abi 14 milyon takipçim var abi. Selam. Askim hoş geldin askim. Ne haber? Ne haber? Gerçi soruya baktık ya. EB mi? Ya Baran sen niye EB yazıyorsun ya? Amına koydum. Askim. Allah Allah. Nonnera mı? Başkimler bir senin Nescafe bardağına mı dönüşü sen canı? Ebo sen bu sene niye Eleven kutlamadın lan? Normalde sen Eleven kutlayan bir adamın. Ne oldu bu sene? Estağfurullah. Kardeşim ben namaz kıldım ya. Harbi mi? Helal. Şeyler. Helal olsun baba. Bu adam da böyle. Yolu buldun ha. Vallahi billahi. Ebo sen bu arada sakallarını kesmişsin, iyi olmuşsun ha. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Valla. Arada sırada bir yüzüm açılsın diye elimden geleni yapıyorum ya. Harbi ben de kestim, bana niye öyle demedin? Kanka sen şeye benziyorsun. Yani oğlum sen kestim. Sen bir gün gelmezsen olursun olursun. Sen bu adam hep bak benim ilgimi çalmaya çalışıyor kanka. Kanka, kanka bu böyle, bu böyle kanka. Yanımda kısalttım bir de ya. Kanka bu böyle. Ya abicim yanında kısalttın da bu bildiğin teröriste benziyordun amına koyayım o gün ya zaten. Şimdi eminim doğruları konuşmak lazım. Ben de şimdi şiş koyayım. Tamam mı? Benim de böyle azıcık nasıl derler yüzümde kötü şeyler var. Sen direkt teröriste benziyorsun amına koyayım ama eminim. Ama uzayınca öyle oluyor benim. O bir de senin saçlarının değil. Ortası bak iyice açılmış ha bak. Bir yandır bir şöyle onu bir yandır. Hayır ya bir yandır bir yandır. Bak bak saçı. Bak şuraya chat elinizi koyun şöyle bir. Ter gözüküyor bak. Bak. Kanka senin saç iyice gitmiş ya. Vallahi. Kanka bir şey söyleyeyim. Şunun saçı şey sen çok epik duruyorsun lan. Emir 3, harbi 3 numara mı yapsak üç seni ya? 3 numara saçlı epik duruyorsun lan sen bir yap bakayım. Ama önce arkaları Atatürk yapayım ondan sonra. Onu yapalım harbiden bir. Onu yapacağım, onu harbi yapacağım galiba. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın iyiymişsin Kings? Acil Nigma bak. Baba senin bak sabahtan beri Acil Nigma bak diyorum bak senin kafanı sıkıştıracağım bir yere bak. Ne oğlum Nigma'dan ne var ne var? İsrail Kore'de izleme yemek yerken izleriz. Hepinize tamam, merhabalar. İzleyeceğim tamam sus ya. Yemek yerken. Allah Allah. Bu kim mi? Lan su lan bu. Bu kim ne ya? Suyun harbiden. Telefonda sesi farklı. Discord'da sesi farklı. Gerçek hayatta falan. Ben anlamıyorum ki. Bu kız ses değiştirme programı mı kullanıyor ya? Lomora benziyor diyorlar. Volt niye arıyor beni? Neye benziyor? Alo. Kanka çıkınca ara dedin. Müsaitiz şu an buyur. Bana bu çocuğunu. Şimdi. Su mitçi ya büyük ihtimalle harbiden. Bana da öyle geliyor yani. Videoları izleyeceğim ya. Müsait ol geldim. Abicim eskideki gibi sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlarımızla işte. Özlüyordunuz ay böyle bak küstük barıştık yine tekrardan. Ebo yani, sen anlat ya oğlum. Ya milleti salak saçma şeyler anlatma millete artık ciddi alan bir kesim ben var. Cevap vermekten şey yoruldum ya efendim, kanka. Ben bir şey diyeceğim bu konuda. Evet. Benim şimdi Starbucks'tan bir tane arkadaşım var. Tamam. Şey böyle bayağı izliyor falan. Bana geçen şeyi sordu. Ebo'yla... Aa yok lan şey Didem'in sevgilisi sormuştu özür dilerim. Bu arada dur. Ebo ile eğer bir yere küstü nasıl? Bu arada tamam, dur. Tamam. Şunu söylemem ya lazım. Ya bak o arkadaşına şunu göster. Tamam mı bak bak bu. Bu arada bu, Didem'e. Abi sus. Didem'le kim? Bu Ebo'nun ya yayınında saygısızlık yaptığınız insan bu arada. Onu da söyleyeyim Ebo. Gidip kıza yürümeye çalıştığında kızın sevgilisi vardı amına koyayım. Sen değil. Kimdi ya o gün? Ya hayır yürümeye çalışmadım. Ben bir şey yapmadım. Hayır alakalı. Sen değil. Kimdi ya o kim? Discord'daki maymunlar ben böyle. Ben hiçbir şey demedim ben abi. Değil. Ben hiçbir şey demedim. Yaptı böyle. Barış mıydı? Barış vardı kesin ya o gün. Muhtemelen Barış'tır. Tamam devam edelim. Arkadaşı benim dostumdur. Aynen öyle. Arkadaşımın arkadaşı benim dostumdur. Çok teşekkür ederim. Benim bu zamana kadar amcılık yapıldığım görülmemiştir. Ama Eray Can Özkenar'ı yaladığım her pozisyon vardır benim. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru. Ben de kimseye yapmışsına şey yapmadım. Ben sapık değilim ya. Ya nasıl sapık değilsin? Evine kır pidesi geçen sipariş etmişsin. Chat'tekine. Ya chat'inde nasıl alıştırdıysan sikişe gidiyor falan yazıyorlardı ya. Tövbe. Şimdi bak. Allah Allah. Ama sarı ya.
Ya kırıp bir insanın kribidesine nasıl bir seks hikayesi olabilir kanka, bu yani nimet ya bu. Ya su, dişine geliyor mu sesim sana? Ücreti öyle vermiş oğlum, evet. Öyle düşün. Tamamdır kanka, bak şey diyeceğim. Oğlum şunun zargana yarrağı var ya, şimdi suyu susturdum, sallaştırdım 2 saniye. Şu zargana yarrağı her yerde gözüküyor bu orospu çocuğunun artık kanka. Şu Barış'a bir engel olun ama. Harbiden kanka ya. Kanka. Ne oldu, sesim gelmedi mi su? Geldi geldi. Aa, tamam. Senin internetin gidip geldi aşkım, büyük ihtimalle. Tamam anlat bakalım hikayeyi, buyur. Bilir ya, benim internetim sıkıntı. Şey diyecektim. Kıyafet evde duruyor muydu dedin? Ben onu, ya Nescafe kıyafetimi götürdüler biliyor musun? Allah Allah, ya tüy ya, olaylara bak ya. bayağı da çok üzücü bir olay ya. O sırada Erkoların yaşadığı sıkıntılar. Devam edelim ablam. Ya ben de anlatıyordum, unuttum ki. Oğlum Emir, ne oldu, senin kamerayı mı hacklediler lan? Senin evde Welcome to the game mi var amına koyayım? Ne oluyor amına koyayım? Böyle oluyor, bilmiyorum niye ya. Emir'in evi bastılar amına koyayım. Aşkım sen bir şey anla... O zaman çok da önemli bir hikaye değilmiş ya büyük ihtimalle. Ya şeydi, Yusuf'la konuşuyorduk işte, bana şey demişti. Ebo ile Eray nasıl barıştı diye sormuştu. Gerçekten Ebo mi? Ebo küsmedik falan. Evet. Bu işte bu itoğlu it bu hale getiriyor piyasaya. Bu eşek var ya, bu eşek. Böyle yayınlarında gözünü aşağı yapıyor. Arkadaşlar Ebo ile küstük arkadaşlar, kusura bakmayın. İnşallah arkadaşım günün birinde benim yanıma gelebilir. Neyse, yapılabilecek bir şey yok deyip de böyle yanlar oturduğunda YouTube'da videolarına bakıyor. Oradan da bir tane de admin geliyor böyle, Instagram'da bunu nasıl bir destek poz yaparım falan diye geliyor. Yapışıyor olar altına birkaç tane yorum diyor ki, adam da diyor ki Ebo küstü, Ebo ekipten ayrıldı, Ebo hiçbir şey yapmıyor artık falan. Ebo sen ne ver ama. Ben uğraşıyorum bunlarla. Oğlum Emir'in bak kameraya ekliyorlar. Seni döverim çocuk. Bana bir şey oluyor. Seni döverim çocuk. Seni döverim. Bana çok konuşma. Bana ne? Seni bulurum. Bana ne? Aynen. Duydun mu? Seni bulurum. Aynen. Aşkım bir de bir şey sorabilir miyim sana? Sen yani bu hani insanların ismini verirken sanki bizim tanıdığımızı düşünüp veriyorsun da, ben Yusuf'un kim olduğunu bilmiyorum mesela. Hani bunlara ya X kişisi de... Ya anlattım sana ya. Ya ablacığım tamam da bu chatte hani biz şu an 9500 hani 10.000'e doğru gidiyoruz. Bu adamlar da hani burada sohbete dahil olmaya çalışıyor. Doğru, tam işte aşkım bak. Olay o zaten. Ben olayı anlatıyorum. Sen de yayıncı olduğun için sen açıklıyorsun. Anladın mı? Niye, benim öyle bir kararım şeyim mi var? Ben yayıncı olduğum için açıklamam mı gerekiyor? Rayman mi diyorlar mesela? Rayman mi? Yusuf Rayman mi? Yok lan, onun kız arkadaşı farklıydı ya. Aşkım hayır, açıkladın ya işte. Evo'nun yayınında siz gece LOL oynarken ben chat'e gitmiştim arkadaşımla, Didem'le. Ondan sonra Didem'in sevgilisi arada, işte o da. Bu arada Emir geçen bana bir soru sordu. Bir dakika. Bu arada Emir geçen bana bir soru sordu. Dedi ki bana. Üniversitede dedi. Suyun Üniversitesi'nde dedi. Kızlar mızlar var mı dedi. Biz bir ara kırıklarına gelelim dedi. Kızlar teklif ediyor mu dedim. Öyle dedi. Var. Biz ziyarete geleceğiz o yüzden. Mesela Twitch izliyorlar mı onlar? Yani bilmiyorum, onu sormadım. İzlemesinler oğlum ya. Gidelim mi lan ben? Barış sen mi dur amına koydum. Sen mi dur ya. Yani, kırpedesiyle buluyoruz zaten. Ama birkaç tane kız var böyle şey bile neden. Su abla hamur işi seviyorlar mı sizin üniversitede? Ben de geleyim mi? Kapat kamerayı. Kapat kamerayı, kapat. Kamerayı kapat. Tamam. Bu arada size günün saçmalık seviyelerini söyleyelim. İsmail Dalgıç'ta beni üniversitelere çağırıyorlar. Yani hayatımda şey okur yüzü görmemişler. Bak benim yemin ederim 8. üniversiteye çağrılışım. Her telefonu açtığımda adamlar, bak benim şahsi görüşüm. Bak kimseye laf atmıyorum, yanlış anlama benim demek istediğim. Ya çocuğum bak, gerçekten kusura bakma. Söylüyorum. Tamam. Ben dedim ki adamlara, kardeşim ben sadece yayın açan, Twitch'te random bir şekilde tutmuş adamım. Beni oraya çağırmanız tamamen bir saçmalıktan ibaret. Tamam. Diyorum ki bir profesördür ya da size bir şeyler katacaktır. O. Gerçekten de böyle zengindir, bir iş adamıdır, bir şey olanları çağırsanız daha da mantıklı olmaz mı diyorum. Adam yine de sen gel diyorlar. Ben mesela burada bir mantık çerçevesi bulamıyorum. Bana göre mantıklı gelmiyor kanka. Ya Çet, siz ne duyarcı bir adamlarsınız. Açsın kamerayı, şaka yapıyoruz. Manyak mısınız ya siz? Burada adam ya bir şey konuşuyor. Manyak mısınız ya? Yanlış anlayacaklar. Apokalip bakıyorsunuz amına koyayım. Allah Allah. Amına koyayım, bu duyara var ya iyice alıştınız. Sikeceğim ama ha. Aç lan kamera. Yok kanka, bu yok bir şey konuş. Yok kanka, olur mu amına koyayım? Burada gelsinler 7 gün 24 gün bizi gelsinler burada zorbalasınlar amına koyayım. Bir aman birisine bir zorbalık yaparım. Rami kalp, apokalp, bu kalp. Bu ne ya? Allah Allah. Vallahi kalp emotunu yasaklatacağım benim kanalda. Amına koyacağım ya.
İlk maymun kalp yazdı biraz. Dilemiyorum abicim, özür dilerim. Bu benim arkadaşım bu adam. Ben bu arkadaşımla da Emin'le de dalga geçebilirim. Ebo'yla da geçebilirim. O da benimle dalga geçebilir. Bu kadar basit. Abi yazdınız mı Hobbit kalp diye? Götüm ya, olur mu kanka? Olur mu amına koyayım ya? Arkadaşlarım bunlar benim, bu adamlar ya. Bırakın yayından sonra alındıysa bana konuşsunlar, benimle konuşsunlar ya. Yazmayın lan, yaz. Oğlum harbi kalp modunu yasaklayacağım, ne olur yap. Vallahi yasaklayacağım, bu Rami yüzünden. Oğlum Rami. Hep o Rami yüzünden. Kanka, Rami nerede? Orası bak, yayın bak bana bir tane hak versinler, tamam mı? Birine bu hayatta canını... hayır. Var ya, yemin ederim banlanacağım diye bak, istediklerimi söyleyemiyorum bir de ya kanka. Şey olsun şey. Anladın mı? Suç işliyor şey olmuyor. Arınma gecesi evet. Neydi? Ha, o olsun işte, o Rami'yi bir göreyim. Evet. Ama bu arada Ebo, şimdi şöyle düşünmen lazım. Şimdi biz nasıl derler? Öyle sayılı Twitch yayıncıları olduğumuz için belki gerçekten... Ben öyle biri olduğumu düşünmüyorum. Kendi adına konuş. Yok, ben sen öyle bir adam düşünmüyorum. Ben öyle değilim. Ben genel izleyici kitlesine hitap eden bir adam değilim. Lan oğlum ben de genel izleyici hitap etseydik şu an bence uçuyorduk amına koyayım yani. E sen uçmuyor musun? Bence sen uçuyorsun şu an. Yo, ben 50 bin izlenmek istiyorum. Daha da çok izleniyor. Bu adam doymaz ki düşün, kanka bu genel adam. Genel izleyici şey yapmadan böyle, sen düşün bir de genel izleyici. Hayır, ben 50 şu bin istiyorum ya. Şu an Kayı'nın yayınını açsa büyük ihtimalle oradaki hapishane olmak ister bu pezevenin. Evet. Onu da olmak ister. Ben 100 bin izlenmek istiyorum ya. O çok iyi ama ya. O çok iyi ama kanka ya. Kanka bu adam şey doymuyor. Sen doymuyorsun. Doymam. Kanka. Ben başarı açlığı var bende belki. Ben istiyorum 55 bin izlenmek istiyorum ya. Eskiden bir şey diyeceğim Ebu, benim üniversiteye davet etsem gelir misin? Kanka ben oraya gelmem. Sen de ki kanka, sen benim için gel de ben senin için gel. Ama onun haricinde gelmem. Kanka Ebu gidelim oğlum ya. Abi ne anlatacağım çocuklar? Kanka gidelim gidelim. Geriz modda RP yaptım. Evet arkadaşlar. Zor mu diye. Ne diyeceğim amına koyayım adamlara. Aa evet. Playlist'e yumruk attım amına koyayım masaya. Rage geçirdim. Escape to Backrooms oynadım. Çok iyiyim. Oo. Tamam işte. Muhabbet sohbet ediyorum. Bir ciddi düşün bakayım, ne anlatabilirsin mesela. Evet, motivasyon videosu dostum. Tamam. Bu mu yani kanka? Tamam. Adamlara ne katacağım ben orada yani? Beni çağırsınlar. Hayır ya. Bak beni çağırsınlar, ben derim ki Emir yine eklediler. Emir yaz o kodu, yaz. Bir yakalımız geliyor. Ya sikeceğim, hangi ajan bağımına koydum. Sen üniversiteye gideceksin tamam mı? Böyle bütün... Tamam. Kardeşim neler böyle, dördüncü sınıflar bir el kaldıracak, ayağa kalkacak. Abi senin bir tane numara vardı, onu göstersen diyecek. Sen o sahnede şunu yapacaksın. Arkadaşlar göt kıllarınızı alırken elini şuraya tamam yaparken bak, bir tane numara... He ben bunu öğretebilir oğlum. Bak yararlı bir şey ama. Niye? Kanka Emir, o, olayın ciddiyetine oğlum, bak. Oğlum bir şey diyeceğim kanka, ama tam böyle üniversite başlangıcı. Ya. Evet kanka, bunlar yararlı bir şey. Bunlar artık tokartmaya başladı evet falan. Yararlı, bence faydalı yararlı bir şey. Yararlı bir şey mi? Twerk atman benim yararlı mı? Arkadan gelen senin fotoğraflarını alacaklar. Bonus olsun yaşlandırmış hallerini. Şöyle bir tane fotoğrafını kanka. Seni çıplak halini alacaklar. Arkada sen konuşma yapacaksın. Kanka dediğin gibi aslında yani evet birazcık absürt bir yayıncılarız ama... Oğlum harbi biz gelmeyin, bizi çağırmayın amına koyayım. Bizi niye çağırıyorsunuz? Oğlum ciddi konuşsak ne konuşabiliriz diye düşündüm. Kanka harbi, ben arkada lan slide gösterisinde böyle muhabbet sohbet ederken benim o dekolteli fotoğrafımı göreceğim var ya. Profesör Apakka'da çıkartırım kanka amına koyayım direkt. Utancımdan yerin dibine girerim ya. Ama harbiden baba yani. Biz ya bizim bence Ebo'yla yanlışımız ne biliyor musunuz? Şey? Tamam yani evet. İyi takipçilerimiz var, izleniyoruz da okey de. Biz o tam o insanların o influencer kafasına bir giremedik ya biz kanka. Bize niye olmuyor? O olması kanka lazım. Kanka bak bence açık açık söyleyeyim mi? Arkadaşlar çok sormuşsunuz. Bak. Bir kişi sormuş amına koyayım story'de. Biz onu yapamıyoruz biz onu. Kanka biz olmuyor arkadaş ya ortamında hani böyle bir tane kanka vardır ya. Durmadan böyle özelde kaldığın, muhabbet sohbet ettiğin, istediğin her şaka yaptığın arkadaş vardır. Ama onu böyle insanların içine soktuğunda sıkıntı olur ya. O biziz kanka, anladın mı? Ya beraberken çok eğleniyorlar bizim ama insan içine girdiğimiz biz biraz problemiz. Yani evet, öyle doğru açıldın mı biraz... Anksiyete tavan oluyor galiba bizce. Vallahi. Ya mesela bak, biz senin ne zaman senin yayınlarını, ne zaman benim yayınlarını anne babam yanımda hala da izleyebiliyorum dediklerinde biz başarmış olacağız. Ama bunun mümkünatı da yok. Bir şey söyleyeceğim. Yani annesi babasıyla bizi izleyen var mı orada? Bence vardır ya. Var, izlerseniz be. İzlersiniz GTA 5 yayınları hariç. Çok da şey yok bence yayınlarda. Niye feyinler gayet güzel orada, köy havasını bence bir hani o nostaljik hisleri bir geri yaşattırıyoruz bence. Challenge yapalım mı? Bir hafta küfür etmeden yayın challenge. Ben olur, yaparım. Kabul ediyorum. Ben yaparım. Ben yaparım abi. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Yapalım mı? Day 1, day 2. Tamam. Tamam biz nokta 10 işareti gibi kullanıyoruz. Yapamaz. Onu biraz ilerlemek lazım. Oğlum. Yayınlar Rami
getirmezsek olur. Abicim bu arada şöyle bir şey var. İnsanlar harbiden normalde bunu yapmaması gerekiyor. Biz kendimize challenge koyuyoruz bir de bir haftalık ha. Yani bir hafta sonra yaparız yani büyük ihtimalle. Bir hafta sonra bir küfür ederiz onlar ya. Ama harbi. Abi bu Adil bana chatten etiketleyip haladan niye haber yazıyor? Bak ben bu çocuk odada kanka, ben bu çocuğa saldıracağım. Ne haber? Bu çocuğa sakin bir şey sakin de bana. Tamam sakin. Küfür etmiyoruz kanka. Abi beni uyuz ediyor kanka. Ama sen küfür etmiyorsun. Bilerek yapıyorlar. Sana yemin ederim küfür çekmeyi denedim. Ben küfür küfür etmedim. Tamam onu denedim kanka, yemin ederim. Küfür yok bak, hiç küfür ettim mi etmedim, hiç küfür etmedim. Tamam onu denedim ben senden. Ana. No, bak. Abi ama ben buna dayanamam buna. O kamera açarsa dayanamam. Kanka ama bak o açarsa direkt kelini izleyip dayanamam. Evet evet dayanamam. Ulan araç bakayım mı kanka? Şimdi sen kel durmayacaksın ama. Tamam bir şey demeyeceğim. Dayanamayacağım. Tamam, o adam dayanıyor. Dur bakayım. Aç bakayım. Açma adam. Tut. Eve yapma. Takım da aldı. Takım da aldı. Ne yapıyorsun Flamar? İyi Allah şükür sen. İyi ben de. Kelini siktimin piçi. Orası bu çocuğum. O senin kel kafana sokuyor. Kel poş. Yok ama dayanamadım. Tamam dayanamadım. Bir kere olur. Bir kereden bir şey olmaz. Günde bir kere. Şuna geliyor ama o bir kere. Dayanamıyorum ama. Ama dayanamıyorum. Bu benim zayıf noktam. Zayıf noktalara dokunmak olmasın o zaman. Flamar senin saç iyice amına koyayım yani, normalde hani dökülür, aralar açılır ya, senin direkt geriye gidiyor. Senin nasıl bir kafa yapın var? Sen yeşil uzaylı falan mısın ya? Baksana kanka şuna. Yani saç normalde şuradan açılır, hani dökülür. Bunun geriye doğru gidiyor. Hani bu nasıl bir genetik ya kanka? Harbi sen adam, oğlum maskedeki adama benziyor lan yüzü. Bir şey söyleyeyim Flamar, şöyle yapsana yüzünü. Bak benim kamerama. Bakıyorum. Oradan mı bakıyorsun sen? Tamam. Bak şöyle yap yüzünü. Yap bakayım mi? Yap bakayım yapıyorum. Bir kere yüzünü. O ne kanka? Ya o ne? Şey kalk mı aldırıyorsun ya kanka? Sen? Ne yaptın amına koyayım? Bak şey gibi yapacaksın. Bak, o hani ya. Şeydeki face var ya. Böyle mi amına? Şu. Aynen gül. Ya kanka. Epo benim oluyor mu? Bir daha yapsana Epo, bakayım bir nasıl yapıyorsun? Ya kanka maskedeki adam var diye böyle gülüyordu. Tamam bir daha yaptır. Tamam bana bak. Yap. Kanka ne oldu sen? Kanka elemanla çene yok. Kanka kaç birinci oldun ya. Elemanla çene olduğu için yapamıyor. Ya ne alakası var kardeşim ya? Kanka yeteneği var ama yeteneğini sergilemiyor çünkü çenesi yok kanka elemanın. Baba ben hamur adam mı oldu? O ne demek ya? Kanka bak ya. Ya yarraydık yine shit rama bir şey verdik değil mi biz yine kanka? Evet. O çok güzel olur. O videoları koysunlar kanka. Bir sonra bugün geliyormuşum. Öyle dedi Şitro. Ne? Kişiyi özel yapıyor ya Şitpost. Tamam. Ay sonra ben doğum günüm dedim. Doğum günün özel seni yapacağım dedim. Onunla bu Burak'ta o pezemek. Buna Şitro'ya teşekkür ederiz abi. Abi benim çenem yok değil babacığım. Bak ben şimdi külü aldım mı? Aldım. Sen çok yakışıklı çocuktun. Sen kendine çok yazık ettin. Subalcı bana külü aldırıyor arkadaşlar. Askim hala yakışıklı susun. Ya sen beni böyle değil kandırdın. Annem gibi kandırıyorsun beni böyle. Ya böyle böyle diye. Ama hala çok çocuk yıldırım gülleye dönüyor. Ağlanarak dolaşıyor evin içinde çocuk. Çocuk evin içinden mutfaktan şey garip giderken yuvarlanıyor. Harbiden ya. Obez olduğunu kabullenir misin Su? Ne oluyor ya? Ooooooo. Erkek arkadaşına bir tane aparkat atınca anlarsın spora gidip ne olup ne olmadığını. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kahve bardağını giydirip üstüne kahve dökerim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika. Aman Allah kavga edeceğim. Bak bu kız bir şey söylüyor. Sakin ol. İkiniz de sevgilimsiniz. Sakin olun. Sevgilimsiniz dedi. Ziz ekindeki Z benim bu arada. Su haberi olsun. Sakin olun. Şimdi şöyle bir olay var. Kilolu harbiden kimse savunmaması lazım. Çünkü ben geçen ölüyordum. Yani nefes nefese kalarak uyandım. O yüzden harbi bu kilonun verilmesi lazım. Bu sağlıksal olan. Abi oğlum ölüyordu lan. Nefes kanka, nefes uyandım ya. 2 yıl oldu. Niye ben? Ya yok ver oğlum, bitti bulk denemi ya. Bulk denemi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım. Kemal'in bana açıldığı zamanlarda senin bir tane hareketin vardı. Eğilip kalkıyordun ya. İmkanı yok. Ben baktım onu 6 kere tekrar ediyorsun. Kanka şu an bir tane yap ayağa kalkıp CTRL'e yapıp kalktığında sen yok. Yoksun kanka. Burada. Yemin ederim yapamam. Doğru söylüyor. Ben fıtık arkadaşımın o sağlığını şey düşünüyorum. Kilodan değil fıtık atar amına koyayım. Suyun tekniğini biliyorum. Suyun manipüle etme tekniğini. Su seni obez yapacak ordura dönüştürüp çirkin bir hale getirip diğer kızlardan korumak için bu tekniği yapıyor. Güzel yemekler yapıyor. Kardeşim onları yeme. Evet. Ben arkadaşın olarak söylüyorum. Su harbi güzel yemek yapıyor, o da ayrı. Ama bir de
Şimdi askim oluyor ya. Ya o askimle, ne kadar? Ya bir şey diyeceğim. Bu çok çirkin bir şey bence. Bu çok çirkin bir söylem. Bir dakika askim. Dur. Çok sinirlendim. Hadi ben burada zaten kiloyu savunmuyorum ki. Tabii ki de sağlıksız fazlası. Ama bundan sana diyorum ki body shaming yapma diyorum. Tabii ne oluyor ya? Obez. O zaman sana obez. Şey diyor. Kardeşine yumruk attığım zaman ne olacak? İşte Nescafe bardağını giydirip üzerine kahve dökerim falan. Bence bunlar çok yani ne bileyim garip. Obez. Ya, tamam kanka. Aşkım sence bir şey söyleyeceğim. Bu adam sence anlayabilir mi bunu? Bu adam bana yapacak. Ben de o adama yapacağım ya. Bu kadar basit anladın mı yani? Ben de bu adam bu da iğneci orospu yani anladın mı? Bu iğneci pişkurusu yani. Doğal değil ki. Oh, evet saldırın. Doğal değil ki oğlum. Saldırın. Oh. Allah Allah. Şükürler olsun. En yakın arkadaşlarım tarafından paraslanma. İşte bekledim bu. Hayır, bak, devam edin. Bitmeye başladım bak. Devam edin. Bir dakika. Biz küfüre etmemeye başladık mı? Başladı evet. Başladık oğlum. Tamam ben etmiyorum o zaman. 1, 2, 3, tamam baş. Ben özür dilerim biraz önce ettiğim küfürlerden dolayı. Ben su arkadaşımın kalbini kırdıysam zerre kadar ben su arkadaşından özür diliyorum. Tamam be o. Amacım zerre kadar onun kalbini kırmak değildir. Suyun kalbini kırmaktansa dünyayı ikiye bölmek tercihimdir. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. Ben Eray arkadaşımı obez dediğim için özür dilerim. Hiç samimiyet kaçtı ama. Kanka Ebo bir şey söyleyeyim. Böyle olursa ben bu yayını kaldıramam. Sus dayanamam. Devam et selam et. Kanka bir nefes alın. Değil bu. Ona kadar söyle. Bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimizi zorbalayabilir miyiz bu arada? Zorbalama var oğlum. Hak geçer. Yok hak geçer. Ben mesela Pulamona kendimel diye tam diyebiliyorum değil mi bunları? Ama sonra küfürlü cevap veremezsin. Kelinin diyemezsin mesela. He anladım. Ne güzel sansür koydun lan sen öyle. Yeteneklerin var mıydı öyle? Konuşsana sen bir de. Yok kanka çok zorlandım. Bir daha yapmam. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz normal hayatlarımızda bu kadar küfür eden bir adamlar mıyız? Normal hayatta bu kadar küfür eden bir insanlar değiliz ki biz. Değiliz. Ama yani, biz birbirimizi araya gelince ben ha bir ben araya gel. Sövesim geliyor kanka benim. Ya bir şöyle ya. Şimdi insanlar ya şeyi yanlış. Ya ben adam sana be. Şimdi insanın şeyi yanlış algılıyor. Genel olarak herkes bence noktalama olarak şu an pis ağızlılık yapıyor olabilir bence. Yani %60-70'i pis ağızlılık yapıyor. Biz de noktalama gibi anladınız mı? Hani vallahi yoksa birini küfür edesimizden dolayı değil yani. O da yanlış anlaşılıyor. Bir de bizi böyle Instagram'da nasıl derler? Yok bunlar çok küfür ediyor, şey yapıyor vesaire falan diye millet laf atıyor da ya bu TV programlarında, TV dizilerinde millet nerede server? Alo. Açtım geri açtım. Bir daha gider server değiş. FPS olmazsanız o. Atıyorum. Alo. Geldi mi yayın? Geldi. Abicim bu ne kadar saçma bir olay ya. Ne oluyor bu da yeni meta mı amına koyayım bir şimdi? Bir daha olursa server değişir. Abi bu server hala... Sövdü bu arada. Eray off-stream sövdü. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Tekrar edeceğim ben. Tamam. Hayır edemez. Hayır edemez. Hayır küfür etmiş olur. O yasak. Abi söz tamam. Off-stream edeyim mi ya? Yok. Off-stream'e de yani bir şey denmesin. Off-stream edelim mi? Chat söylesin. Abi off-stream edelim yani. Olay... Asıl edelim chat abi o da çok şey yani. Ben cümle kuramıyorum şu an. Yani. Ben de bir şey diyemiyorum adam akıllı adam ya. Adam konuşamıyor. Ebo susmuyordu konuşamıyor şu adam 10 dakika 5 dakikada. Şu an aklıma kurulabilecek cümleler gelmemeye başladı. Biraz sıkıntı yaşıyorum şu an. 5 tane hakkımız olsun bence şeyle alakalı. Yayın başı mı? Yayın... Pardon yani mesela 5 saatlik yayına 5 tane hakkımız olsun bence. Falan var. Yani hepsini bana kullanıyorsunuz ama bu şekilde olmaz. Biraz daha fazla olsun oluyorsa. Off-stream etmeyin bence. Yayın sürecek kanka ona göre. Yayın bilmiyorum. Emir bozdu mu? Gitti yere kadar ya. Yok şey söyleme hakkımı bileyim anladın mı? Baba bilmiyorum vallahi ya. Chatten biri kapsuldacık küfürsüz yayınlar istemiyoruz yazdı kanka. O adamın hattına devam mı etsek acaba? Abicim küfürsüz yayın niye am? Ferda özür dilerim. Ya kanka ben günlük bütün hayatımda zaten çok küfür kullanan bir adam değilim. O yüzden ben çok rahatım. Artık trolü bırakalım kanka. Gerçek hayatımızda çok az küfür ediyoruz. Ben sizi tanıyorum. Kelime kuramadım ya kanka. Abicim. Ya, kanka. Tam ya. Abi ama bizim küfürler de... Ya yaparız hallederiz. Oğlum cümle ya. Kuramıyorum lan harbiden kanka. Kanka kelime veriyor. Boneye dönüştü herkes. Kelime veriyor. Harbi bone oldum ya kanka. Ya biraz ya, deneyelim. Kanka olmaz. Salalım ya. Salalım oğlum. Olmaz tamam, da. Deneyelim. Tamam bu olmayacak demek oluyor. Öyle bir diyaframdan geldi ki şu an böyle bir küfür anlatamam sana. Ama böyle. Sen istiyorsan et Ebom. Flamora edebilirsin bence Flamora hariç olsun. Ben hayır. Ben Flamora hariç.
Abi öyle bir şey olmaz. O zaman ben hep Flamor'un üzerinden bir şeyler kurmuyoruz. Yani olmaz. Doğru. O zaman da Flamor'a çok yüklemiş oluruz. Eğer yayını küfür edersen... AMK da küfür yerine geçer değil mi? Emirim estağfurullah. Yok AMK'dan bir şey... Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Siz AMK'dan olur kanka. Her şeyi böyle madde olarak düşünüyorsunuz baba. Bu ne? Yani küfür edelim, para verelim. Onu yapalım, para verelim. Onu yapalım, para verelim. Bu ne ya? Her şeyi küfür edince para verme mi? He, bu ne ya kanka? Yok öyle bir şey ya. Daha ya oğlum bak. Eğer küfürde bir tane şey gelsin. Çeçe 1000 liralık Valorant point atılsın mesela. Değişiklik olur abi. Dün daha oyun arasında ekipman verdik. Cuma günü PC vereceğiz dedik. Ondan sonra aylık 15 bin liralık ekipman veriyoruz. Yani daha ne yapalım biz? Ben anlamıyorum ki ya.